Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ama ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz kadirdan ahli ilimler. Bugün sizler bilen sohbetimizin İslam esasları doğrusu da yaklaşamız. İnşallah. İslam'ın alem şümürlüğü ve İslam düşünceleriyle muhalif cemaatlerini her daim halak kılışı uğrungeni şunlar doğrusu Allah nasip kılsa kısıkarak yaklaşalımız. Sağ olun. Aleyküm selam ve rahmetullah. Gelin abla. Nabi sallallahu aleyhi ve sellemge nazil bulgen Kur'an ve Peygamber aleyhissalatu vesselam'nın özleri alohida ta'kidlaganlari yani Kur'ancha ilim İslam'ın asıl manbasi hisoblanadi. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ge nazil bulgen Kur'an vahiy idi. Vahiy qanaqa edi bu? Tilovat qilinadigan, tilovatidan savob umid qilinadigan vahiy bu. Yana bir jamoa, ya'ni yana bir to'plam vahiy bor. Undan qiroatidan, ya'ni savob umid qilinmasa-da, lekin uni ham vahiy deb nomlanadi. Qur'oni Karimni vahiy ekanligini tan olish uchun bizga iymon muhim. Chunki oddiy so'zga o'xshab Alloh taolo biz gaplashadigan tilda o'zining kalomini jo'natadimi degan mantiqan iymon keltirmaydigan jamoalar bor. Ularga Qur'oni Karimning oyatlari bu desangiz, ular ilzom bo'lmaydi, ya'ni gapni qabul qilmaydi. Nima deydi? Yo'q deydi, menga deydi, o'zimni fikrimni, meni qanoat hosil qildiradigan gap kerak deydi. Ya'ni aqliy mujodalani so'raydi. Endi Qur'oni Karimni o'zini vahiy deb qabul qilar ekanmiz, aqliy mushohada Qur'onning har qanday oyati bizga ochiq oydin mi? Mana bu savol ilmiy bahs talab qiladi. Qur'oni Karimning har bitta oyati ochiq oydinmi degan savol ilmiy bahs talab qiladi. Agar Alloh taoloning Qur'oni Karimda biz Qur'onni ochiq oydin, tibyanan likulli shay oyati bir Qur'onning bir sifati. Tibyanan likulli shay degani har bir narsani bayon qilib beruvchi kitob degan. Agar shu oyatni, mana shu oyatni umumiy tushunib, hamma Qur'ondagi oyatlar ochiq oydin hamma tushunib ketaveradigan gap desak, ishkol yuzaga chiqadi. Qanaqa ishkol? Hadislar kerak bo'lmaydi degan ishkol yuzaga chiqadi. Buni bilgan muxoliflar, ya'ni islomga qarshi bo'lgan muxoliflar aynan Qur'oni Karimni o'zi kifoya, hadislar bular hammasi shart emas degan da'voni keltirib chiqarishgan. Va mana shu da'volari uchun yuqorida mana aytgan va boshqa shunga dalolat qiladigan oyatlarni dalil qilishgan. Qur'on kifoya deyishgan. Tibyanan likulli shay, har bir narsaning bayonoti Qur'onda bor deyishgan. Yoki boshqa bir oyatda bu hadisdan keyin Qur'oni Karimni Alloh taolo aytayapti. Yana qayoqqa qarab ketyapsizlar? Ya'ni Qur'on turgandan keyin boshqa nima kerak bor sizlarga degan da'volarni qilishgan. Yaqinda o'zi hozir bo'layotgan siyosiy harakatlar, urinishlar ichida bu gaplar kerakmidi, yo'qmidi, ancha mulohaza qildik-da, lekin u ham hujum bizni e'tiqodimizga hujum qilishyapti. Bir bola o'sha Turkiyada yurgan. Aytayaptiki, bular deyapti, ya'ni bular deganda jamoaga bo'lib bo'lgan o'zi allaqachon musulmonlarni 5-6 tiga bo'lib qo'ygan, bitta o'zi haq, unga ergashmaganlarni hammasi nohaq deyapti. Hatto Abu Hamid al-G'azoliylar adashgan johil juhalo bo'lgan deyapti-da. Abu Hamid al-G'azoliylarni, Imom Juvayniylarni bular adashgan deyapti. Nimaga adashgan? Qur'oni Karimning zohiri kufr bo'larmish. Hatto bunaqa gap bor deyapti. Qarshida turgan odamlar tabiiyki unga javob bera olmaydi. Qur'onda unaqa gap yo'q, deyapti. Ha, Qur'oni Karimni zohiriga qaraydigan bo'lsangiz, Ibrohim alayhissalotu vasallamning gapi nima?
Hada Rabbi deyip kuyaşa karab ayeti yaptılar. Zahir ne mi onu? Küfür mü? Küfür. Yıldızı karab durup فَلَمَّا رَآ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي diyebdiler. Bu beni Rabbim diyebdiler kuyaşa karab. Kanı zahiri küfür meslegi. Ve birkaçı şuna kanka oyunlarını kılış yaptı. Ha, Kur'an-ı Kerim'ni tıbiyenen likulli şey ayeti usulüge göre o. Kaidege göre Kur'an-ı Kerim insan hayatı için yeterli bulgen dayanatlarını keltirdi. Akide barası tavhidini keltirdi. Amel barası da muamele barası da halal haramını keltirdi. Yani halallı bayan kıldı, haramlı bayan kılıp verdi. Muamele barası da halalını bayan kılıp verdi, haramını bayan kılıp verdi. İnsanlı, insan bilen muamelesi, insanlı hayvanat bilen muamelesi, insanlı cemaat bilen muamelesi, insanlı Allah bilen bugün muamelesini bayan kılıp verdi. Tıbiyenle likulli şeyi manası var. Hemen her sene degeni ikir çıkır geçe kıyanı yok. Onu ikir çıkır geçe kılışke hacetem yok. Onu ne mi halkaladı? Kaide halkaladı. Ulamalar Kur'an'lı tefsirini Kur'an kıladı. Kur'an'lı tefsirini hadis kıladı. Sahabelerinin hayatı onu kayıtlaydı. Kaysını mı manadalıgını. Ve biz Kur'an'dan topalmayı kalsak ne mi kılamız degen savalını Peygamber aleyhissalatu vesselam Muaz ibn-i Cebel'e verdiler. Nima qilamiz deganda men dedilar. Nima dedilar? Qur'ondan bo'lmasa, sunnatdan bo'lmasa, ijtihidu va la alu dedilar. Ijtihod qilaman, bo'sh kelmayman dedilar. Demak, Qur'oni Karimdagi vahiyni biz tilovati savob umid qilinadigan vahiy deymiz. Lekin hadis shariflarning vahiy ekanligi to'g'risida oyati kalimalarda dalolat bormi? Dalolat bor, yuzlab dalolatlar bor, ochiq oydin bayonotlar ham bor. Bularni hammasini o'rni kelgan paytida ulamolar bayonini qilib berishdi. Hujjiyati sunna degan bobda yuzlab kitoblar yozildi. Katta-katta ulamolar sunnatning hujjat ekanligini keltirishgan. Endi yana bitta gap bor. Nima sababdan sunnatni hujjat ekanligini, sunnatni hujjat ekanligini inkor qilishyapti. Sabablari nima? Birinchi sabab siyosiy. Bu ilqo, ya'ni bu masala dushman tomonidan tashalgani aniq. Nimaga? Ya'ni sodda musulmonlar, ya'ni mavzuga ya'ni yetarli darajada kirish imkoniyati yo'q bo'lgan musulmonlarni boshini chalg'itish. Va ulardan xohlagan o'ziga ya'ni xaridor qidirish. Bulardan o'z siyosiy yo'lda foydalanish. Ikkinchi maqsad Payg'ambar alayhisalotu vasallamning gapirishi kerak bo'lgan o'ringa o'zlarini odamlarini qo'yish. Sunnatni hujjiyatini inkor qilgandan keyin, xo'p, Qur'onga nima deymiz desa, Kamoliddin yo'ldosh degan chiqib gapiradi, misol uchun. Buni ma'nosi mana bu deydi. Sen kimsan? Men deydi, shu Qur'onni tan olaman deydi. Sunnat qani? Sünnet kereyemez. Ne mege? Çünkü ben yapırışım kereyi demek için. Sünnette oranıge özünü takdim kumak için. İkinci maksadı. Ve ularge Kur'an'ın özü bilen, hop, bana sünnette sen inkar kılıyorsan, hadis-i şerifler sana kereyemez. Hop, sen hadis-i şeriflerine kereyemezsen de. Lekin, Kur'an'ın özü bilen yapılacağımız, Kur'an-ı Kerim'de sünnette hüccetliğini ispat kılamız. Sana etken akli mizan bilen deseyiz, kaçıp gitmedi. Kaçıp gitmedi. Allah Subhanahu ve Teala bu kıblege yüzleniş hakkındaki ayette, ne mi dedi? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Kad nara tekallube vecihike fissemâ. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا dedi. Qad nara gâhıda gâhıda qad muzalige kese gâhıda biz sizni yüzingizni osmonga qaratib vahiy kelib qolarmikin deyishligingizni ko'ryapmiz. Nimaga? Payg'ambar alayhissalotu vasallam namoz o'qirdilar, Quddusga qarab o'qirdilar. Quddusga qarab o'qib turgan zot
hayollarida, ichlarida orzulari bor. Nima orzu? Qaniydi qibla Ka'baga o'zgarsa. Endi payg'ambar alayhi salatu vasallam Quddusga qarab namoz o'qishlarini qattan olgandilar. Kim aytgandi u kishiga Quddusga qarab namoz o'qi degan buyruqni qattan olgandilar? Qur'onda unaqa gap yo'q. Qur'onda payg'ambarimizga Quddusga qarab namoz o'qing degan vahiy yo'q. Agar payg'ambarimiz vahiy olmaganlari deydi, Quddusga qarab o'qiysiz degan buyruqni olmaganlari deydi, yuzlarini samoga qarab qibla o'zgarsaydi, qibla o'zgarsaydi deb orzu qilmasdilar. Shunda o'zgartirib olib o'qiyverardilar, vahiyni kutib o'tirmasdan. To'g'rimi? Chunki buyruq olinmagan. Buyruq olinganki Quddusga qarab o'qib turibdilar. Alloh taolo keyin aytdiki, nima dedi? Favalli vajhaka shatral masjidil harom dedi. Masjidni qibla tayinda yo asr yo peshinni o'qiyotdilar. O'sha paytda namozning ichida o'zgardilar. Demak, vahiyga ikkinchi vahiy javob bo'ldi. Qur'oni Karim sabit qildi. Ha, to Quddusga qarab namoz o'qib turishlik buyrug'i hadis orqali, ya'ni payg'ambarimizga o'zlariga Qur'onda tilovati savob va'dasi qilingan oyat bilan emas, boshqa usul bilan payg'ambar alayhi salatu vasallamga buyurilgan edi. Alhamdulillah ala kulli hal. Yahdikum. Yana bir oyat. O'sha anovi turklarning ichida kurt bir bola bor edib yuksal degan. O'sha bilan bahsda ikkinchi bahsimizda. Birinchi bahsda biroz turkcha praktikam pand berdi-da, ikkinchi bahsimizda Qur'on menga yetadi dedi. O'sha bugungi kunda bizning ichimizda Qur'on yetadi, sunnat kerak emas deyatganlar bir narsani ilmiy kashfiyot qilgan odamlar emas. Bular kimdandir borib ta'sirlanib, ular tarqatgan fitnani bizga o'zbekchaga tarjima qilyapti xolos. O'zlarida bir xususiyat yo'q. O'sha turk edib yuksalga aytdim. Qur'on yetadimi? Ha. Qur'onga menga ma'no aytib bering. Qaysi ma'no? Tag'obun surasi qaysi oyatida? Tag'obun surasida Alloh taolo aytadiki, a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi iznillah dedi. Wa li yukhziyal fasiqin dedi. Mana shu oyat Alloh taolo ayting ma'no dedim. Alloh nima deyapti dedim. Ayting qani bizni qanoat hosil qildiring? Sizga sunnat kerak emas, sababi nuzul kerak emas. Qur'onning oyatiga qarab ayting dedim. Musam aytdiki, ma qata'tum min linatin to'g'ridan to'g'ri tarjima qilamayapti, o'zini tarjimasini oldi haligi izohli tarjimasini olib. Ma qata'tum min linatin. Linadan birortasini kesmadingiz. Aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha. Yoki uning birortasini o'zini usulida, ildizida qoldirmadingiz. Fa bi idnillah. U Allohning izni bilan bo'ldi. Va li yukhziyal fasiqin. Fosiqlarni xorlash uchun bo'ldi, dedi. Nima degani bu? Nimaga nimalarni kestingiz, kesmadingiz? Kesganingiz ham Allohning izni bilan, kesmaganingiz ham Allohning izni bilan bo'ldi. Fosiqlarni xor qilish uchun bo'ldi. Nima degani bu? O'tdi turklar tomosha qilib o'tiribdi. Ya mashida dedi, ya'ni hamma narsa Allohning izni bilan bo'ladi demoqchi dedi. Bu nimaga lina? Nimaga lina bu xurmo daraxti? Nima degani? Ha, xurmo daraxtini kessa kesmasa nimaga fosiq xor bo'ladi? Nima degani? Asa aylantirdi, endi siz aytingchi dedi. Buni sababi bor. Bu oyati karima Bani Nadir qabilasiga tushgan. Bani Nadir qabilasi musulmonlarga xiyonat qildi. Ha? Bani Qurayza xiyonat qildi. O'sha xiyonat paytida payg'ambar alayhi salatu vasallam kelganlarida qal'aga kirib oldi ular. Qal'ani qamal qildilar, kuttilar, chiqmadi. Chiqdilar, chiqmadi. Nima qildilar? Alloh taolo ularga payg'ambar alayhi salatu vasallamga Bani Nazirni tashqaridagi eng qimmatbaho xurmo daraxtlarini kesing deb buyruq qildi. Chunki fa bi idnillah deyapti Qur'onda. Xurmo daraxtlarini kesishni boshladilar. Boshlaganlarida ular aytdiki, ichkarida qolsak ham o'lar ekanmiz, chunki bizning asosiy samaramiz shu daraxtdan edi. Bolam chaqamiz ham o'lib ketadi.
Çıksak hem ölemez. Fakat çıksak kettelerini öldürüşedi. Yoksa kalan dedi. Ayollar. Şunun için dedi çıka kalamız dedi. Çıkkan peyette bunlar ne kılıştı Peygamber Aleyhisselam? Tok dediler. Bıraklarını kesmeyin dediler. Şunda münafıklar ne kıldı? Gap tarkattı. Münafıklar etti ki bu kanaka peygamber değişti. Boğruğlarını kesedi ya değişti. Peygamber adette abadançılık için geliş gerekirdi. Peygamber buralar gibi mihir muhabbet ulaşış gerekirdi. Vay münafıklar, vay münafıklar. Özleri hemen cinayetini kılarken de ularga karşı, ularının hamkarlarına, hamrahlarına karşı bir çare kullansa derrav adaptan, yani ahlaktan yapıp konuşurken. Hazırlamış ne kayıyor? Sizi sökedi, imamlarını saray mülledeydi, ağzından iki gen yapı yapıladı. Öy, Müslüman ona hakaret kime? Peygamber aleyhisselam, bana şuna kayınki tuhmetçilerini öz anası bilen zina kıyandan yaman degeller, bana hadis deseyiz, sen de anadan sökeyip, sen de gen başlaydı. Ahlak kanı deydi, adab kanı deydi. Hazır yine sizde, sizge kıygen peytinde kanıydı ahlak. Münafıkların usulü. Şimdi Allah Teala ne kıldı? Peygamber aleyhisselatu vesselam'ını akladı. مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى اُسُولِهَا فَبِيِّذْنِ اللّٰهِ dedi. Kurmanı keskeniyiz hem, kesmegeniyiz hem Allah'ın izni bilen münafıklar gepere uğradı. Allah'ın izni bilen kıldıyız bunu. Biz siz ularga yani hesabat bir işe mecburmezsiniz. Siz Allah'ın izni bilen kılıyapsınız bu işi. Devamında ne? وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ Yani fasıklar, ey kafirin özü. Yani kafirlerini harlaş için kılıyaptı Allah Teala bunu buyurdu. Kurmanı kes degen Allah Teala. Boldu kesi toktayın degen Allah Teala. Doğru mu? He. Kalay oldu dedim. Kim mi? Kur'an'a etken manası mantıklı çıktı. İnsan onu eğlendirdi, bunu eğlendirdi. Özü dedim, toktayın dedim. Bu da ben sizden başka nasıl soramakçıydım? Hop. Yani şu cahide Allah Teala kurma darahtını kesin. Endi falanca gekiyken de kesmeyin. Degeni Allah'ın izni bilen vahiy midir? He? Kurmanı kes, kesme degen narsana Allah beni iznim bilen kıldınız diyepti. Beni buyruğum bilen kıldınız diyepti. Uşa buyruk vahiy mi? Vahiy. Kur'an'dan keltirmeyin, kursat dedim. Aldığında Kur'an tuttu, aç kursat dedim. Kayırdı Allah Teala kurmanı kes, kesme degen. Kur'an'da yok o ayet, onaka vahiy yok. Demek, yine bitti vahiy var. Kur'an'dan taşkarda bitti vahiy var. O, Peygamber aleyhissalatu vesselam'a alahıda hadis tarikatı da geldi. Yani tilaveti Kur'an sıfatı da sabit kagani yok. Peygamber aleyhissalatu vesselam'a has vahiy sıfatı da geldi. Degenimden ki, şu maruzasının uçuru vardı herhalde. O adam umrida bir arada buna kadar bahsini uçurmagan. Türkler bana arasa bahsini kendini kurganman da onu. O'zini bechara odoblik, axloqlik, yumshoq domlalarni chaqirib olib, rosa xarob qilardi. Shuni o'chirib yubordim. Men soddalik qilib videoga yozmagan ekanman. Keyin chiqib olib, bilmadim, o'chib ketdi, yotibdi. Mavzu ahamiyati shuki, Qur'oni Karimdagi oyatda sunnatning hujjat ekanligiga dalillar yetarli. Qur'oni Karimda yana qayerda Atiyullah kegen bu ise yandırdığına kegen ve atiyur rasul kegen. Allah ki itaat ve rasul ki itaat kegen. Arap dildeki vav bir kança mananı ifade kıladı. Umumi hususiyeti var. Atf. Doğru mu? Atf ne mani ifade kıladı? Mugayereni ifade kıladı. Ce'e zeydun ve amrun dese zeyd bilen Amr'ın farkı var. İki de adam kegenliğini bildiriş için vav işletiliyordu. İkisi iki hıl. Ve ati'ullaha ve ati'ur rasuldeki vav Allah'a itaat başka, rasulge itaat başkaligini bildiriyordu. Umumi manada ikkalesi Allah'a itaat ikkaligini bildiriyordu. Lekin itaat abiyekti, iki de ikkaligini bildiriyordu. Bittesi Kur'an, ikincisi sünnetligini bildiriyordu. Bunun yokuşken ayetlerde deliller ko. Demek Kur'an-ı Kerim'ni özünü bizge menbe sıfatı yetedi degen sünnet inkarçılarının siyasi maksatları Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın ornalarına özünü koymak için.
Men yapıramen Kur'an'ı kolumda turuptu. Ya masalsan tercüme kıyken ta Kur'an. Bundan keyin men geri geçesiler. Peygamber gemez, men geri geçesiler. Deydi, her türlü maksatsız, mantıksız gepler bulan Müslümanların boşunu çalgıtışadı. Arkasında siyasi hareketler var. Müslümanların içine ıhtılaf ki, kelişim olsun ki çürüşçün, bu yan bitti. Oyunlardan bittesi. Şimdi Kur'an ve sünnet vahiy ikerliğini tan aldık. Hop, Kur'an ve sünnetten doğrudan doğru ergeşip kötü uğramız mı degen yenge bitti dava kip çıktı. Bir cemaat çıkıp ne diye yaptı? Biz Kur'an'dan sünnetten doğrudan doğru ola uğramayız. Kur'an'ın zahırda hiç kanakangi işgal yok. Ab kötü uğramız bizge. Bizge kaideler kereymez. Zavabıtlarını siler oylayıp çıkan siler. Ebu Hamid'il Gazali'ler adaşken, Cüveyni'ler cahil bugen diye yaptı. Kulağımla ne işittim şunu? Cüveyni cahil, bunlar hemen cahil, cuhala bugen, ahırda tavba kigen diye yaptı. Şimdi bunlar ne? Yukarıdaki usulge göre çalıştırsanız, bunlar şu ulemalar kereymez degen de, yukarıda peygamber kereymez degen adam bilen, imani cihattan bir bulmasa da, nargi kafir peygamber kereymez degen. Ulemalar kereymez degen adam kafir demeyimiz. Lekin bu, usul manası da halgin geri geçe yaptı. Ulemalarının ornige özünü koymak için. Tepedeki ulemalar mes, menden sonra diyebdi. Kur'an ve sünnetini oku, manasını menden sonra. Ebu Hamid el-Gazali'lerini, Cüveyni'lerini, barıp barıp Ebu Hanife'lerini, İmam Şafii'lerini koy. Ular da racık mercik var. Lekin men her daim racık var hemen demek için. Şu önemli gapını eşittim, hiç kaçan özününkini mercik degeni yok. Bir karasayız İmam Şafii'ni mercik deydi. Bir karasayız Ebu Hanife'ni mercik deydi. Mana bu masalada Malikiler marjuh, bu masalada Hanbeliler marjuh deydi. Bir insofli oldida turgan odam so'ramaydiki, nomlar ora-orada sizdan bir yarimta marjuh bo'lib turasizmi? Sizda ham marjuh gaplar bormi o'zingiz? Sizni ham marjuh desak bo'ladimi demaydi. Nimaga? Ko'r-ko'rona ergashilgan. Qarshida turgan odamlar tushunmaydi nimaligini. Nima masala gapirayotganini bilmaydi. Yapıyorken, yapıyken kurtuşmazsak gerek. Uziyem mi? Yok, uziyem. Yani şu atrafı peki auditoriyası yandı. Auditoriyası değerli düşünmeydi. Düşünmezsek gerek. Değerli düşünmeydi. Ben size bir tanesini koyup veremem hazır. Acayip. Acayip. Mesela, tuhmat usulleri var da, tuhmat usulleri var. Mesela Allah Teala Osman'da dedi sizge bitti adama. Dese, siz aytasiz ki, Allah Teala osmonda degen gapdan mukaddimeler çıkadı. Osmon nima degani? Dese, mana shu tepamizdagi osmon. Hadis şerifte osmon 7 qavat kelgan, doğru mu? Fissamoni ala samo deyapti. Hop, fi qotirun nadoda ala ma'noda keladi deyapti. Hop, ala ma'nosida avom bilan aytgan buni. Hop, ala ma'nosida bor, Qur'oni Karim aytadi, ha? Fir'avunni tilidan fi juzu'in nakhl degan. Wala usallibannakum fi juzu'in nakhl ay ala juzu'in nakhl. To'g'ri. Xo'p. Lekin muqaddimalar bor, davomida yana savollar tug'iladi-da. Qaysi osmon ustida? Yetti osmon bor. Ya'ni uni gapini İnsan tushunadigan ma'noga keltirish uchun savollarga yechim kerak. Fissamo deganda qaysi samo degan savol tug'iladi. Xo'p, alas samo dedimi ha? 7 qavat osmon ustida deydi. Xo'p, 7 qavat osmon ustida nima bor? Yana muqaddima chiqadi. Ha, masalan, arsh bor. Uning ustida suv bor. Suv bor, suvning ustida arsh bor. Arshdan ustida kursi bor. Doğru mu? Kaysi birinin üstüde. Bu mukaddimeler ki kanday için bir iş gereği. Bu savallarını bilerken siz bu Allah Teala'nın ayetinin zahirine göre Allah osmonda, mana şu osmonlarning tepesinde deb tushunayotgan odamga Allah Teala cisimmez. Allah Teala sen o'ylaganchalik tepada bir makon o'ziga isbot qilib olganmas degan mukaddimaga olib kelyapsiz uni. Siz hiç kaçan Allah'ın cisim deb tasavvur qilayotganingiz yok.
O tasavvurdagi odamni qutqarmoqchisiz. Savollar oqibatida. Bu nima deyapti? Bu aytayaptiki, yo'q deyapti. Sizlar deyapti. Allohni tasavvur qilib olgansizlar, osmon bo'lsa, osmonda bo'lsa, arsh bilan teng bo'ladimi, kichik bo'ladimi, katta bo'ladimi? Kichik bo'lsa muhol, teng bo'lsa muhol, katta bo'lsa u ham muhol Allohga nisbatan. Mana shu muqaddimalar hammasi johillik deyapti. Abu Hamid al-G'azoliyning gapi bu. Qanaqa johillik? Qarshisida turgan mujassimani Alloh subhanahu va taolo to'g'risidagi tasavvurini xatoligini isbotlayapti bu. Tabiiy shunaqa tasavvur kelyapti odamlarga. Xo'p, o'zi ham muqaddima yasayapti lekin. O'zi nima deb muqaddima yasayapti? Fis samo deganimiz ala samo ma'nosida deyapti. Bu ham muqaddimami? Muqaddima. 7 qavat osmonning ustida, suvni ustida, arshni ustida, kursiyni ustida deyapti. Deyaptimi? Deyapti. Ikkala muqaddimada kimiki to'g'ri desa, ikkala muqaddimada. Maturidiy ash'arilarniki to'g'ri, chunki javob bo'lish kerak. Endi shu orada mingga yaqin dalil bor deyapti. Alloh taoloning osmonda ekanligida, zoti bilan, Alloh taolo zoti bilan osmonda ekanligiga mingga yaqin dalil bor deyapti. Mana shu jonli muloqotda hozir tahaddi qilaman. Duelga chaqiraman. Bir dona oyat yo'q. Alloh taolo zoti bilan osmonda degan. Va haligi gap, qarshida turgan odamlarning deyarli birortasi ma'noni tushunmaydi o'tdi. Mavzuni muqaddimasini ham tushunmaydi. Nima deyapti? Mana a'amintum man fis sama. A'amintum man fis samadagi man kim u deyapti? Kim? Alloh deyapti. Bunda ijmo bor deyapti. Barcha mufassirlarni ochib ko'ring deyapti. Shunda oching Qurtubiyni. Man fis samadagi man kim? Farishtalar bo'lishi mumkin degan. Ma hukmuhu fis sama degan Qurtubiy. Qudratuhu fis sama degan. Jabarutuhu fis sama degan muqaddimalarda o'sha tafsirda. Manni tagidagi taqdir qilingan Alloh ekanligini Tabariy aytgan, Tabariy ham aynan mandan Allohni o'zini iroda qilmagan, vav bilan keltirgan. Wa huwa Alloh an yakhsifa bikumul ard degan Allohni keyingi jumlaga foil qilgan. Ijmo bor deyapti, aldayapti odamlarni. Ijmo bor deyapti. Men Alloh ekanligiga ijmo bor tafsirlarda deyapti. Yolg'onmi? Yolg'on. Sizlar tafsir o'qiyansizlar hammanglar. Hozir ochib ko'rsanglar, hozir. Tabariyni oching, Qurtubiyni oching. Boshqa tafsirlarni oching, hammasida mandan ko'zlangan maqsad ijtihodiy degan. Ikkala ijtihod ham bor. Xo'p. Mandan ko'zlangan maqsad Alloh. Ijtihod bu ham. Mandan ko'zlangan maqsad Allohning hukmi. Mandan ko'zlangan maqsad Allohning maloikalari. Bular hammasi nimalar? Ijtihodlar. Bir oyatdagi ehtimoliy ma'nolar ichida topilgan ijtihodlar. Ijtihod La yunqadu bil ijtihad. İctihad, ijtihod bilan sindirilmaydi. Men qilgan ijtihod, siz qilgan ijtihodni sindira olmaydi, chunki sizni fikringiz qadar meniki ham ustun bo'la olmaydi. Uni aldashyapti. Alloh taolo Qur'onni hidoyat dedi, mubin dedi, ayatin bayyinat dedi. Qanday qilib turib zohiri kufr bo'lsin buni? Ular shunchalik darajada uyatsizlik bilan juda ham bir surbetlik bilan Qur'onni zohiri kufr deb aytishligi va bu hayratga tushirib qo'yuvchi narsa. Falon surada faloncha joyda kofir bo'lasan, pistonchada pistoncha joyda kofir bo'lasan. Bu surbetlarcha qancha haqoratlar bu tirik odamlarga emas bu. Abu Hamid al-G'azoliylarga İmom Juvayniylarga minglagan katta-katta ulamolarga aytilyapti. Masalan, menga aitsa, men aytaman to'ppa-to'g'ri, siz bu gaplarni gapirishingizga haqqingiz bor. Chunki shaxsni oqlash masalamiz yo'q.
Lekin Kur'an'ın zahirini tushunib qolsa küfür bo'lishi mumkin bo'lgan oyat yo'q deyapti. Kim shunaqa desa surbet va ahmoq deyapti. Nomma-nomam aytgan davomida. Yuqorida aytdim men, zohirini tushunsangiz kofir bo'lib qoladigan oyatlar tiqilib yotibdi. Qur'onni o'zi tushunib ketaveradigan bo'lsa, bayinat tibyanan likulli shay bo'lsa, bu oyat umumiy tushuniladigan bo'lsa, hadis kerak emas degan odamlarning ham gapi to'g'ri chiqib qoladi. İbrahim aleyhisselamın gapi ham kufurga o'xshab qoladi. İbrahim aleyhissalatu vesselamni qala robbi kayfa tuhyil mauta gapi kufur bo'lib qoladi. Shak iymonda shak qilyapti İbrahim aleyhisselam zohirga ko'ra. Qanday qilib payg'ambar o'lgandan keyin qayta tirilishlikka iymon keltirmasligi kerak? Shak qilsa kofir bo'ladi iymonda. Zohiri kufr bo'ladi. Qur'oni Karimni manaman degan odam o'qib turib to'g'ridan to'g'ri tushunib ketavermaydi. Tushunib keta olmaydi. Hadis shariflar xuddi shunaqa. Alloh taolo nima dedi qiyomat kunida sahih hadis. Laqad maridtu falam ta'udni dedi. Zohiri kufrmi kufr emasmi? Kasal bo'ldim, meni ziyorat qilmading deyapti Alloh taolo. Kufrmi kufr emasmi? Zohiri kufur, bunun tagida biz topishimiz kerak bo'lgan balog'atga aloqador masala bor, majozga aloqador masala bor, bir qancha ma'nolar bor, keyin tushunamiz. Ha, demak, bunda mana bu iroda qilingan ekan. Irodani topmaguncha nima bo'ladi? Kufurga tushadi. Uni surbet deyapti. O'ziga va ergashayotgan 5-6 ta odamni qanoat hosil qildirish uchun qilayotgan ish. Shu arzidimi shu? Bir insonni hayotiga arziydimi shu? 5 ta odamni qanoat hosil qildiraman deb butun boshli ulamolarni usullariga hujum. Desang kofir bo'lasan, bu shaytonning bir gap hilalari, odamlarni Qur'ondan uzoqlashtirishlik, Qur'on ilmini shuni yopib qo'yib, mana sen men buni o'qigan deb o'zlari bizga narsalar olib kelib bergan. O'sha hech kim bunaqa demagan. Hech kim Qur'on ilmini yopib qo'y demagan. Mana shu gap men usul ma'nosida har doim solishtirdim. İslam muhaliflerini en çok işletedigen gapları şu. Terminoloji. Ne dedi? Bunlar dedi, monopoliye kuvagen dedi. Kur'an'dan fakat biz gapıramız eken de, senler gapırmıysan dedi. Bu gapını ateysem gapıradı. Bu gapını sünnet inkarçısıyam gapırı yaptı. Bu gapını siyasatçıyam gapırı yaptı. Baba Murat Abdullah Gökşegen. Bu gapını buyam gapırı yaptı. Ya'ni mavzu bittadan foydalanishyapti. Nima maqsadlari? Hamma Qur'ondan xohlagancha gapiraversin degan narsani oldinga chiqarish. Hamma xohlaganini gapirgandan keyin hech kim bir-bir bilan kelishmaydi. Maqsad shu. Bularga gapirtirayotganlar boshqalar. Bu tashalgan zahar boshqalarniki. Bular bu zaharni ichib o'zlari boshqalarga ichirishmoqchi. Monopoliya qanaqa bo'ladi? Monopoliya siz olib kelayotgan narsani men o'zimdagi quvvat bilan, hukm bilan to'xtatib qo'yaman oldin. O'qima deyman, o'rganma deyman, keyin savol tug'ilib qoldi, nima qilaysa mendan so'ra deyman. Bu monopoliya bu. Qaysi ahli ilm Qur'on o'qima degan? Qur'ondan gapirma deyar ekan, o'qimasdan gapirma deydi. Ta'allam, summa takallam deydi. Oldin o'qi, keyin o'r gapirmaydi deydi. 4 yil madrasa ko'rmagan bir kitobni boshidan oxirigacha xatmi kutib qilmagan. Nimaga gapirasan sen buni? Desa monopoliya bo'ladimi shu? Monopoliya Qur'on ilmlarini to'xtatib qo'yib, keyin men o'qidim, boshqa hech kim o'qimasin, kelib mendan so'rar desa monopoliya bo'ladi. Bu monopoliya emas, biz aytayotgan, ulamolar aytayotgan narsa. Bu bilmagan gapirmasin degani. Hadis shariflar bor, bilmagan gapirmasligi gapirsa xato qilishi. Ikkita hadis bor, ikki xil hadis. Bittasi من قال في القرآن بغير علم فإن أصاب فأخطأ. Kim Qur'ondan ilimsizlarcha gapirsa, to'g'risini topsa ham xato qilgan bo'ladi. Bu birinchi hadis. İmam Buxoriyda izajtahadal hakim fa in asaba falahu ajron va in axta falahu ajr. Ikkita hadis bir-biriga zohirida zid. Bittasida to'g'ri topsa ham xato qilgan bo'lyapti. Ikkinchisida xato qilsa ham ajr olyapti. Qanaqa jamlaymiz buni desa,
ilim okumagan odamni Qur'ondan gapirishi noto'g'riligini payg'ambar alayhissalom aytibdilar. Monopoliya qildilarmi Rasululloh? Yo'q. Ha, bir ma'noda monopoliya qildilar. Ya'ni mutaxassis gapirsin dedilar. Bular tuhmat qilyapti ulamolarimiz. Ularda muqaddimatlari, ularni qat'iyat degan narsalari o'zi aslida vahmiyat, jahliyatdan iborat bo'lgan narsalar faqat va faqat ummatni adashtirishlikka xizmat qildi. 1400 yildan beri qat'iyat nima, zonniyat nima, bular haqidagi ilm ulamolar xizmati ummatni olib keldi shu kunga qadar. Endi bularning hammasi jahliyatga xizmat qilgan ekan. Shuncha ulamolar, 1400 yillik ulamolar jahliyatga xizmat qilgan ekan, bu kishi ijtihod qilib topibdilar. Qat'iyat masalalari kerak emas. Qur'ondan hammamiz gapiraverishimiz kerak. Tabii atrofida odamlar gapira olmaydi. Nima qiladi? Domla, masalada nima deysiz deydi. O'zlarini muqaddima qilib qo'yadilar. Biz bu ishni ustasi, biz bu masalada mutaxassis deydi. Tabiiyki shu natija kelib chiqyapti. Yozgan aqida kitoblarini o'zlarini atbolari ham tushunmaydi uni. Alhamdulillah, bu yerdagilar ku tushunmaslik bilan birga atbolari ham tushunmaydi. Uni tushunishlik ilm emas u. Xuddi Abu Yusuf aytganlari kabi al-jahlu bil kalami huval ilm. Ya'ni kalomni bilmaslik o'zi ilm. O'shani tushunmasligingiz o'zi bir ilm o'zi aslida. Bizni aqida kitoblarimizni biz tushunmas ekanmiz, atbolar ham tushunmas ekanmizda kalom ilmini tushunmaslik ilm ekan. Ikki xil narsa bu. Qarshida turgan odamlar zotan hech narsani tushunmayapti. Bu atrofida o'tirgan odamlarni eng ust saviyada aldayapti. Men bu odamni shaxsiga, axloqiga gapirayotganim yo'q. Ilmiy asosda yolg'on gapiryapti. Abu Yusuf aytgan, Imom Shofiy aytgan, al-jahlu bil kalam huwa al-ilm kalimasi falsafaga tegishli kalom haqida u. Falsafaga buzuq kalom usullariga tegishli u. O Arastuni bilmaslik, ya'ni ilm u. Tarix haqida ham bunaqa gap bor. Ha? Tarix la yadurru jahluhu. Nima qilaylik? Tarix tashavaraylikmi? Bunaqa gaplar katta-katta ulamolardan bor. Demak, bu yerda yolg'on gapirilyapti. Ikkita bir-biriga zid narsani yoki ikkita bir-biriga o'xshamagan narsani odamlarga qiyos qilinyapti. Xavfli gaplar bor, o'shani sizlarga ogoh bo'lishimiz uchun qo'yibman men buni. Biz jaholatga chaqirmaymiz, lekin buni qadrini bilish uchun aytyapmiz buni. Fa'lamu annama ala rasulina al-balagul mubin. Bizni rasulimizga ochiqdan ochiq yetkazishlik, mana qarang, balagul mubin rasulullohga vojib bo'lgan narsa. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min robbik. Yetkiz. Rasululloh yetkizmadilarmi buni? Nimaga o'sha yadullohni kufr ekanligini yoki Alloh taolo fis samo desa makon isbot bo'lib qoladi, fis samo dema, fi kulli makan deb aytgan deb aytmadilar? Biroq bir joyda yoki joriyani hadisda shunda tuhmat bor. Birinchidan Alloh taoloni yat degan sifatini jismga o'xshatsa nima bo'ladi? Kufr bo'ladi. Demak, Alloh taolo yat degan kalimani Qur'oni Karimda o'zi isbot qildi. Qur'onda isbot qilganidek isbot qilamiz. Uni jismga o'xshatmaymizmiz desa, ahli sunna bo'ladi. Lekin Qur'onda yad dedimi, qo'l dedimi? Qo'l, ikkita dedi yana. Ikkita qo'l dedimi, ikkita qo'l. Shu insonni o'ziga xos qo'li bor, Allohni ham qo'li bor. Qo'l a'zo bu desa, kufr bo'ladi bu. Jism isbot qilyapti Alloh taologa. A'zo isbot qilyapti. Shundan qutqarish uchun aytgan ulamolar. Va davomida nima deyapti? Qayerda aytgan fi kulli makan deb. Ya'ni bular Maturidiylar, Ash'ariylar Allohni fi kulli makan deydi deb odamlarga aldayapti atrofidagilarga. Maturidiylar qayerda aytgan fi kulli makan deb? Ash'ariylar qayerda aytgan fi kulli makan deb? Birorta gap yo'q. Fi kulli makanni aytganlar kim? Xululiylar. Alloh taolo hamma joyda deganlar xululiylar. Biz o'zi makon degan nisbatni Allohdan ya'ni nafi qilyapmiz.
Osmonda deganingda makon isboti bo'lib qoladi deb turibmiz. Qanaqasiga fi kulli makon deyishimiz mumkin? O'zi makonni inkor qilib turibmiz. Fissamani aytamiz, alassamoni aytamiz, istavo alal arshni aytamiz, lekin bularni aytarkanmiz Allohga qo'l nisbatini berish xato deganimizdek, istavodagi makon nisbatini Allohga berib bo'lmaydi deymiz. Bu qoida hamma qabul qilgan narsa, ahli sunnaning gapi bu. Agar buni aytmaymiz desak mutazila bo'lamiz. İstavoni ta'vil qilamiz, yadullohni ta'vil qilamiz, hech qachon Allohga buni sifat sifatida isbot qilmaymiz desa mutazila bo'lamiz. Bo'lib qoladi odam. Yo, buni isbot qilamiz, aynan shu jism desa mujassima bo'lib qoladi. Biz nima deymiz? Qur'onni o'qiymiz. Hadislarda kelganini, sahih rivoyatlarni sobit qilamiz, lekin ma'nosini Allohga topshiramiz. Ahli sunnaning ishi. Lekin bu nima deyapti? Fi kulli makan deydi bular deyapti. Qarshisida turgan odamlar bizga nafratlanib bo'lgan allaqachon. Biz bularni katta-katta imomlarga qilayotgan jur'atini gapirarkanmiz, bizni muqaddima yasayapti demasin hech kim. Biz javob beryapmiz. Javob haqqi tug'ildi bizda. Atrofida turgan odamlar ko'rmas ular va bu odamni atrofida turgan odamlar bu odamga qulmas. Bu nima desa xop deb ergashib ketishlikka hech kim majbur emas. Buni aytib bildirish uchun aytyapmiz. Muhammed ibn Hakim Sulaymin hadisida ayna Alloh deganda fis sama desa, "Ey kofir bo'lib qolding hozir shirda. Tavba qilgin. Unaqa demagin" deish kerak bo'lgan o'rinmi? Balki Rasululloh o'shani tahrir iqror qildi bo'ldi o'shanga. Aytdilarki, "Atiqa fa innaha mu'mina" dedilar. Ozod qilgan umumini. Endi bu yoqdan kelganlari aytayapti, yaqinda chiqqanlari joriya saqov bo'lgan. Boshqa javob yo'q. Nal deyapti yana. Joriya soqov bo'lganligini bu yoqdan kelganlar keyingilar aytmagan. Joriyaning bu joriya hadisi faqat Imom Muslimning rivoyatidagina sobit emas. Roviy bir xil. Ha? Hakam As-Sulami. Ha? Bu kishi bitta odam. Ozod qilinayotgan joriya bitta joriya. Voqiya bitta voqiya. Hodisa Al-Kalam fis-Sala bobida kelgan. Buni Imom Ahmad ham rivoyat qilgan, buni Abu Dovud rivoyat qilgan. Bu hadisni Imom Hokim Mustadrakda keltirgan. Bu hadis Termiziyda ham kelgan, boshqa roviylar ham keltirgan bu hadisni. Hadis usuliga ko'ra bir hadis xulosa chiqarish uchun kifoya qiladimi desa ulamolar yo'q deydi. Bir hadis xulosa chiqarish uchun kifoya qilmaydi. Chunki o'sha hadisni aynan boshqa turuqda, boshqa usulda boshqacharoq kelgan. Bu hadisni nima deydi ulamolar? Rivoyati sahih deydi. Lekin mu'dol hadis. Hadis istilohini bilmagan uchun tabiiyki o'tirgan odamlar kulyapti. Boshqa ulamolarning usullarini ustidan kulyapti. Mu'dol hadis nima edi? Sahih rivoyatlar ichida ma'nosini kirishtirib bo'lmaydigan hadisga mu'zal hadis deydi. Yana bir hadis keldi. Ravi bir xil, cho'ri bir xil, hammasi bitta, hodisa bitta, faqat Imom Ahmadning rivoyatida payg'ambar alayhissalotu vasallam atashhadina alla ilaha illalloh deganlar. Aynalloh demaganlar. Aynalloh bilan atashhadina alla ilaha illalloh jumlasini kirishtira olmaysiz. Hodisa bitta, bir xil voqea bo'lgan. Nimaga bunda bunaqa rivoyat kelyapti, bunda bunaqa rivoyat qilyapti? Rasululloh bitta hodisada ikki xil gapirganlarmi? Mumkin emas. Nima qilamiz desa, bu yerda bitta ehtimol bor. Nima ehtimol bor? Imom Muslimning rivoyatini qilgan odam ma'noni rivoyat qilgan. Matnni rivoyat qilmagan. Payg'ambarimizdan nimani eshitgan bo'lsa, jumlatan, dobtul matnga amal qilmasdan rivoyat qilgan. Nimaga? U shunaqa tushungan. Ayna Alloh kalimasidan tushungan. İmam Abu Davud'da Abu Mas'udi'den rivayet var. Oşa çorunu sakav ahras ekelliği sabit. Eğer sakav bulmasa Abul Hakem As-Sulami'ye eterdiler. Barıp Müslümanlığını sonra hadise koyuvar derdiler. Sakav idi ki ab geldi Peygamber Aleyhisselam'ı aldılar ki. Özleri onu teşrip gördüler ki. Mumine mi yok ligini. Ve onu koyuvardılar. Soqovligini Abu Mas'udi aytgan, Abu Davud keltirgan buni. Boshqa roviylarda ulamolar keltirgan buni. Bugungi kundagi bir birodarimiz chiqib olib jaholat deyapti. Katta-katta ulamolarni
Davamında ondan hem dahşatları var. Hadis sahih emas desa Müslim'de kelyapti. Joriy saqo bo'lgan. Unda men ana deganda anta Rasululloh deb. Qanday qilib aytgan buni? Saqo bo'lsa. Qanday qilib aytganini aytib beraman. Masalan, siz Namangandanmisiz desam, sizga. Mana hm dediniz, to'g'rimi? Ertaga ko'chaga chiqqanimda men Muhammadiy Qorakadan so'radim men. Namangandanmisiz desam, u kishi ha dedi deb rivoyat qilaman. Qola na'am deb rivoyat qilaman. Lekin bu kishi ha degani yo'q. Bu kishi hm dedi. Yoki ba'zilar bunday qiladi. Bosh bilan ishora qiladi. Uni ham rivoyat qilar ekanmiz, ha dedi, rozi bo'ldi deb rivoyat qilinadi. Nimaga ulamolarning usulidan kulyapti bu kishi? Kulish orqali katta-katta ulamolarning usullarini obro'sizlantiryapti. Ular sariq chaqalik odamlar, men bo'tdi deyapti. Men deyapti. Qolat fissamani, qolat fissamani bir necha ehtimoli bor. Bir necha qolat kalla bilan qimillatgan bo'lishi mumkin. Javob berdi ma'nosi bo'lishi mumkin. Boshqa rivoyatda va asharat fissama Abu Mas'udning rivoyatida holatni ma'nosi ashorat ma'nosida bo'lishi mumkin, bo'lishi mumkin. Nimaga bunaqa qilishyapti? Maqsadli gap, ya'ni. Atrofidagi odamlar buni taftish qilishlikka majbur emas. Taftish qilishlik qobiliyati ham yo'q. Shuning uchun undan foydalanilyapti. Yana bizga aytishadi, ko'r murdlaring bor deb. Bizda hech qanaqangi murd yo'q. Biz men aytaman har doim, bizga ko'r-ko'roqni ergashgan odamlarga qiyomat kuni javobgar emasmiz biz. Aytayotgan gapimiz ilmiy asosga suyanmasa ergashmasin hech kim. Hech kim ergashmasin bizga. Chunki Allohning huzurida hammamiz josiya bo'lamiz. Siz chunki o'tirib so'raydi Alloh taolo. Har kim o'ziga javob beradi. Aytilayotgan gap ilmga asoslanganmi, o'shanga ergashsin. Bular ko'rmunut atrofidagisi. Bular ko'rmunut tayyorlayapti. Savol beradigan odam yo'q, to'xtang. Bu hadisni boshqa turuqlari ham bormi degan odam yo'q. Undan ham dahshati keladi, qarasiz. Ya'ni shunchalik fujurga o'tilinganda bu narsaga. O'zi aqida tutgan narsasiga Qur'on va sunnat to'g'ri kelmasa, uni shunday surbetlarcha burib ketishlik. Bu joriya saqov bo'lgan degan gap osongina javobda bu. Bu yerdagi avomlarga o'tayotgan javob bu. Ha dedi-da ular o'ylamasdan. Joriya saqov bo'lsa anta Rasululloh deb qanday qilib aytgan? Munday qilib aytgan. Yoki munday qilib aytgan. Bu yerdagi omillarga o'tadi deb o'zini atrofidagilarni omi qilyapti. Bu yerda odamlar omi emas. Sodda odamlar emas. Bu yerda qancha odam bor buni rivoyatlarini yoddan biladigan. Kim qatta qanaqa rivoyat qilganini hamma biladigan odamlar bor. Ayni Alloh deganda fissa osmonni ko'rsatdi. Ko'rsatsa ham tepani ko'rsatyapti baribir. Ko'rsatsa ham tepani ko'rsatyapti. Duo qilsa qo'lini tepaga ko'taryapti. Bularning barchasiga Imom Navoviyning javobi bor. Imom Navoviy aytadi, Alloh taolo namozda qiblani Ka'ba qildi. Duoda osmonni qibla qildi degan. Duo qiluvchining Ka'basi osmon dedi. To'g'rimi? Osmonga qarar ekan Alloh taolo shu tomonda demaydi. Bittasi aytayapti kecha. O'zimizni Hasanxon qoriga telefon qildi. Keling biz shu Allohning osmonda degan masalada kelishib olaylik dermish. Bu sen bilan men kelishadigan gap emas bu ulamolar buni masalasini yechib bo'lgan sen nima qilasan? Aqidani o'qiganmisan desa, o'qiganman. Nima o'qigansan? Tahoviy debdi. Xo'p, Alloh taolo 6ta jihatdan xoli degan matn bor anaqada tahoviyda, a? 6ta jihatdan xoli degan matnni nima deb tushunasan desa, o'tga kelmagan mahalli demiş. Ha, o'tga kelmagan bo'lsang nimaga buni anaqa qilyapsan? Yo, to'xtab turing, baribir mana osmonda deyishimiz kerak-ku buni. To'xta sen. Sen o'zing o'qimagan narsaga qana qilib ko'r-ko'roqni mana shu suhbatni eshitib olib, bir ahli ilmga telefon qilib kelishib olaylik. Sen bilan qanday kelishaman men? Dedim deydi. Mana shu suhbatlarning ta'siri birodarlar. Shu kungacha bu masalada islom ummati ixtilof qilgani yo'q. Hamma Allohga sof e'tiqod bilan iymon keltirib kelyapti. Bular Alloh taologa jism, makon isbot qilishlik uchun jon kuydirib yotibdi. Bularning gapiga quloq solmagan odamlarni
cahiller bunlar. İmam Nevevi'ni hazır sürbet deyipti. İmam Nevevi'ni ayet deyipti. İmam Nevevi ayet de Osman'a işare kılıç Allah Osman'da degeni mesul deyipti. İmam Nevevi. Adı adam mesuller. Kursatçıyım. Bu bundan taşkarı minden ziyat dalil giden. Kur'an-ı sünnede Allah Subhanahu ve Teala'nın Aliyyül Ehle yani Allah zatı bilen Allah Teala uzun sıfatları şahane bilen aliliğe minden ziyat dalil var. Allah'ın âli ikenliğini kim inkar kıladı? Allah'ın âli ikenliği de inkar yok. Allah eğer asmanda zatı bilen degen gap minden artık dalil var dese ben bunge bu adamga aytaman ki bir dona dalil yok. Bir dona Allah zatı bilen asmanda degen birer dona ayet yok. Allah Teala ismi sıfatları bilen âli ikenliği ge Dalil kereymez. Minte dalil mi kereke var? Bitte dalil yeted unge. Subhane Rabbiyel A'la. Bu oldu yeted şu. Minte dalil, minte şubheden payda buladı. Bunlar minte dalil var adamlar gibi yaptı da zatı bilen de koşpit yaptı özü bilen. Oşa cümlege yana kayıttan eytemem. Zatı bilen degen bazı rivayetler var. Darimi ne kadar rivayet kılıngan. Darimi'den rivayet kılıngan. Yani bazılardan rivayet kılıngan. Ulu'da Zahabi kiltirgen rivayetler var. Ulu ikide, iki hıl yazılgan. Bilesiler ha? Avvalı var, keyingisi var. Şu avvalı da zatı bilen degen rivayetlerini kiltirgen. Keyin onu zayıf ekenliğini ulamalar kiltirgen. Allah zatı bilen Osman'da degen birer dağına sahih rivayet yok. Sahih ve sarahaten rivayet yok. İhtimal özü düşünmeyen gibi bilen, zatı bilen Osman'da deyiş doğru mez. Allah'ın yukarı deliğinde minden ziyad delil var. Tamam. Bitti cariyenin hadisi mez verdi. Bu cüdeyem açık bugünlük için, onun yakışı yine cevap sakın bugün. Çıkın diye önlemezdi, bu geçişte bu. Tamam, bu iş nasıl diyemeyiz? Demek Resulullah'ın belagul mubin ispat etti. Ve enzelna ileyken zikra li tubeyyine linnâsi menuzzile ileyhim ve leallahum yetefekkerun. Ey Resulullah sizge biz zikirine, zikirden murat Kur'an. Biz sizge Kur'an'ını nazil kıldık. Ademlerge nazil kılınken derseni ularge bayan kılıçdikiz için şayet ki ular tefekkür kılseler. Ademler tefekkür kılı fikir işleçileri için. Yani Resulullah mübeyyin. Resulullah bayan kılgen. Ayetteki derselerde Resulullah bayan kılgenler. Kani bayanı? Kani birer cöyde kursatınca ben şu derseni zahir-i küfür bulettikken derseni? İbrahim aleyhissalatu vesselam Kur'an-ı Kerim'de üçte kelime etti. Zahiri küfür bunu. Eğer kimde kim şu kelimeye zahiren iman keltiremeyen, kuyaşını Rabbim desem, ayını Rabbim desem, yıldızlarını Rabbim desem, bula uğrab desek kafir bula. Zahiri küfür. Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Teala yet kelimesini, yetni zahiri kul. Kul. Yani şu kulunu tasavvur kısa kafir bula. Yetini ispat kılemiz, manasını Allah'a tapşıramız dese, ahli sünne buladı. Yetini ispat kılemiz, manasını Allah'a tapşıramız, bu kaide bu. Kur'an'da yok, sünnette yok bu gap. Bu gap ulamaların kaidesi. Zahiri küfürge dalalet kılışı mümkün bugün birkaç ayetler var. Allah Ta'ala Yahudilerge eytedi. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. İnne Allah la yestahyi en yedribe meselen ma ba'udatan fe ma fevkaha. فَأَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا فَيَقُولُونَ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ حَقٌّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللّٰهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. Ayetine Allah Teala misalini, zarbul misalini keltirir. Allah Teala peşşeni, çivinini, zikir kılıçtan hayatı mıydı? İman keltirgeller bunge eytedi ki Allah'tan bugendenki hak deydi. Biz Allah biledi iman keltirgeller. Lekin kalbide marazı bollar nime deydi? Allah nime ne irade kılı yaptı bundan deydi. Peşeden nime irade kılı yaptı deydi. Ve Allah Teala nime dedi? Mene şu misaldan, Kur'an ayetinin misalıdan köpçilikini adaştıradı. Yudillu bihi kethira deyipti Allah Teala. Köpçülüğünü adaştıradı ayetini özü bilen. Zahiri küfürlüğe dalalet kıladigen. Ayetler köp, ilim bulması adam. Kur'an'ı özü bilen yol tapar mıydı? Kur'an'ı özü kifayet isek,
Kemal'ın yoldaşıyam, bunların safiye koşuşumuz gerek. Bu yam doğru, bu yam doğru deyişimiz gerek. Tabii ki bu not doğru, bu yapam not doğru. Aytilindi mesafisi, a'amintum man fissemâ, man fissemâ, kim Osman'daki zat? Farişte mi ya Allah dedi yaptım. Bu icma müfasirlerdi yapamına. Ben işi yapıyor olgan bana. A'amintum man fissemâ, icma diye yaptı. Hadım neçte saval buldu? Tötte beşte saval buldu. Cevabı yok şularının. Cevap bir miydi bunlar? Ne demek? Yolgan gepler. Men fis semâni Allah ikerliği de icma diyepti. Kurtubini açtıyız mı? Kurtubini kurayın. Kana kazı ki men fis semâni Allah diyepti. Allah demek ya? Sebe Allah diyepti. Karab duyun. Şöyle diyepti. Acayip cevap. Osman'ı ve huvellezî fis semâi ileh. Osman'da hemle ve fil ardı ileh. Allah Subhanahu wa Taala'nın Osmanlılığına kança deliller var. İşitiz mi? Osmanlı. Osmanlı degani makan nisbet berdi deydi. Dehamlı ve fil ardı ila. Bir ayet nuqib qaray. Bu icma mufassirlarning gapi bular. Men fis sema Alloh deyapti. Alloh Subhanahu wa huwa allazi fis sema'i ila. Osmanlı hamlı ve fil ardı ila. Alloh Subhanahu wa Taala'nın Osmanlılığına kança deliller var. E'tibor berdingizmi? Fil ardı ila tashakkur. Fil ardı ilahın arabisini okudu da mana aitse ve huvellezî fissemâi ilahun ve huvallahu fissemâi ilahun degenden ki aynı şu mananı aynı şu mananı ve fil ardı ilahke birse özünün hatalığı çıkıp kaldı. Allah'ın asmanda ikenliğine minte delil var diye tuğdu. Hud bu ayetken deliller Allah'ın yerdiği ikenliğine minte delil var diye işte mukalaka çıkaradı. Sebep çıkaradı. Ne gibi ve fil ardı ilah ki mana aitmeli hazır? Demek etrafdakilerini kör körağını ergeçtiriyetken kime ken? Ne gibi mana aitme yaptı? Ben çünkü hayran kaldım. Ne gibi mana aitme yaptı? Kur'an'ın ne gibi bir kısmı mana aitip Allah Osman'da beni yapayım ki işana veriler deyip gitti yaptı. Ne gibi? Ayetinin özüge hıyanet mi bu? Osman. Ben fissemâ kim Osman'daki zat? Farişte mi? Ya Allah dedi yaptı mı? Bu icma müfasirlerini yapabilir. Men fissemâ Allah dedi yaptı. Allah Subhanahu ve huvellezî fissemâ ileh. Osman'da hem ileh ve fil ardı ileh. Yerde hem ileh. Allah Subhanahu ve Teala'nın Osman'daki kança kança deliller var. Osman'da. Osman'da diyene mekan nesbet bir yerde değildi de öyle. Osman'da ise Osman'ın içi de Allah'ın da hem ileh ve fil ardı ileh. Allah Subhanahu wa Taala'nın Osmanlılığına kança kança deliller var. Osmanlı. Osmanlı degani makan nisbet berdi deydi de ular. Osmanlı ise... Biz makan nisbet berdi demeyimiz. Osmanlı degin makan nisbet bermediyimiz. Yerde degin makan nisbet bermediyimiz. Bu bizge tuhmat mı yaptı da hazır? Biz menge emas da bütün başlı ahli sünne vel cemaatge tuhmat mı yaptı da? İndemeyi ötüp getirdiğin derse mez. Her daima yetişedi ki, ne demek siz şuna kadar uruşa uğrasız? Ben uruştum mu hazır? Şu gün geçe uruştum mu böyle buna? Benim imamlarımını bizbetlikte, surbetlikte, cehalette evle yaptı. Ayetini yarmıya mana ettip, etrafıdakilerini elde yaptı. İndemeyim mi? Bunlarca meydanını açıp koyup, bir mal al diyeyim mi? Mümkünmez ki. Kurkurane yakış kurup kalışken, kurkurane. Tamam, braderçiliğimiz... Öz yoluge, biz biradarımız, dünyada Müslüman, ahiratta birge cennetke kirişini haklıyımız. Lekin, etrafıdaki 5'te 10'te adamını, ayetini yarmını aytip, kagenini sekin şamgalat kılıp, ötüp getip, Allah Ta'ala Osman'da deyip, yani bütün başlayıp biz Ahl-ı Sünne vel Cemaani, Allah fi küllü mekan deydi bular deyip, Allah'ke mekan ispat kuvagen de bular deyip, bizge tuhmat kılışını, cevabını verişimiz gerek. Osman'ın içi de Allah'ın tepesi deyim Osman var, pesi deyim Osman var, uyun tarafı Osman, cep tarafı Osman. Osman da dese şunu için yaptı. Sen bir adamda tasavvur kılıp Osman'da size oturuyor, adamda tasavvur kılma. Osman'da diyene Allah Subhanahu wa Ta'ala, Osman'da diyene yukarıda diyene. Oysa yitkat Osman bana, hadiste gelir, yitkat Osman. O yitkat Osman'da üstüde su var. Bunun üstüde kürsü var. Onun üstüde kürsü var, kürsünün üstüde su var, suyun üstüde arş var, Allah arş üstüde diye. Hadır Osman'daydı. Şimdi arş üstüde buldu. Kim mukaddemiyesi yaptıyken?
Hazır katta katta ulamolarni ayblab kelib turatdi. Ularning muqaddimasini bular hammasi jaholat, qat'iyot deganlar hammasi jahliyot deyatdi. O'zi muqaddimaga o'tdi majbur. Osmonda degan gap kifoya qilmadi. 1000 ta dalil bor edi osmondaligiga, hozir endi arshning ustidaligiga o'tdi. Hali boshda aytdim-ku, muqaddima yasashga majbur. Odamlar nima deb tushunishlikni so'raydi. Vallohu fawqa al-arsh bu istawa ala al-arsh ma'nosi bu. Arshga ko'tarildi degan. Allohu fawqa al-arsh. Bundan Alloh taolo arshga muhtoj degan gap chiqadimi? Bitta ahmog'i aytadiki, arsh tushib ketsa Allohga ketadi. Shuni ahmog'i degani kim bilasizmi? Juvaniylar. Juvaniylarni ahmoq deyapti. Inna lillahi va xuddi Alloh taolo arsh ustida o'tiribdi. Yana o'sha gapga kelaveradiki, ular xuddi Allohni bir insonday bir tashbih qilib tasavvur qilganki, arshda o'tiribdi. Alloh arsh ustida o'tirayotgan bo'lsa, arshdan katta bo'lami, kichina bo'lami baro? Ha, biz tasavvur qilmayapmiz. Bu tasavvurni bular qilyapti. Biz shunaqa tasavvurga borma. Noto'g'ri jism bo'lib qoladi. Deb ularni qaytaryapmiz. Bo'lami? Shu cho'rdan bittasi bo'ladi deydi. Ma'lumki bu ma'qul emas deydi. Va ma'lum annahum Abu Hamid al-G'azoliy gapirdi. G'azoliy o'zi Mustasfo usul fiqh Mustasfo kitobida aytgan. Idza kana Allohu ala arshihi mustawiyan, imma an yakuna akbara minhu aw asghara minhu aw musawiyan lahu. Ma'lum anna zalika muhal, idzan istiwa'ullohi ala al-arshi muhal. Qaray muqaddimani chiqarishdi. Alloh taolo arshni ustiga istivo qilgan bo'lsa, yo arshdan kattaroq bo'ladi, yo arshdan kichikroq bo'ladi, yo arshga barobar bo'ladi. Bu aqliy taqsimotda bu. Bundan boshqa la robi alahumadillah deganday, buni to'rtinchisi yo'q degani. Ya'ni yo arshdan kattaroq desak, Allohning hajmi bo'lib qoladi. Ya'ni Alloh muncha, arsh muncha degandek. Bu muhal bu. Alloh arsh bilan barobar desak, yana ham yomon. Alloh arshdan kichina desak, yana ham to'g'ri kelmaydi. Demak, Alloh arshga istivo qildi deyishlik to'g'ri bo'lmaydi. Bu qanaqa muqaddima bu? Qanaqa chiqarishdi bu? Yana shota to'qmat bor. Alloh arshga istivo qildi degani, istivoni biz tushungan ma'nosini Allohga nisbat berish muhol degan. Istivoni Allohga nisbat berish muhol demagan. Farqi bor buni. Istivoni Allohga nisbat berish muhol degan gapni Mu'tazila aytgan. Biz istivoni ma'nosini Alloh biz tushungan istivoda deyish muhol. Yo'q, bu ma'no bo'lib qoladi, bu ma'no bo'lib qoladi. Buni bermaymiz. Nima deymiz? Istavo alal arsh deymiz, ma'nosini Allohga topshiramiz. Tuhmat bo'lyapti. Alloh arsh ustiga istivo qildi desa, mana shunaqangi muqaddimalar chiqadi deganga. Bular hammasi jahliyotlar bular. Hammasi jahliyotlar. Abu Hamid al-G'azoliy jahliyotlardan, Imom Juvayniy jahliyotlardan. Indamaylikmi? Men Abror Muxtor Ali'ni haqorat qildi, shuning uchun javob berdi degan odamlarga isbotini keltiryapman. Menga gapirmayapti, menga gapirmaydi-da. Qaniydi yuzma-yuz shu gaplarni o'zimizga aytsaydi, javobini olardi. Abu Hamid al-G'azoliy Alloh rahmat qilsin o'tib ketganda, yo'q bu odam. Yuzma-yuz kelganda hozir u kishi o'tirganda edi, u kishi gaplashib olardi o'zi. Yo'q bu odam. Nima deyilyapti? Jahliy. Bularning ishi jahliyot deyapti. O'zlari aytganidek hayrat dedi-ku. Haqiqatda ham oxiri hayotini oxirida hayratga tushgan bular. 3 ming qoldi. Ularni eng o'sha chavandozlardan Imom G'azzoliy bo'layotgan bo'lsa, oxiri hayratga tushib 3 ming qoldi. Umrini shunda o'tkazganligiga pushaymon bo'lib, Buxoriy sahih Buxoriy ko'ksida yig'lab quchoqlab vafot etgan deydi. Umrini Qur'on sunnaga sarflamaganligiga pushaymon bo'lib. Juvayniy xuddi shunday. Va Imom Roziy xuddi shunday hayotini oxirida pushaymon bo'lib tavba qilib bo'lganligi kelgan. Ularni oxiri borgan joyi hasrat va nadomat bilan tugagan. Imom Abu Hamid al-G'azoliy, Imom Juvayniy, Fahriddin Roziy va shunga o'xshagan ulamolar, ya'ni umumiy ma'noda bitta kim aytilyapti? Ash'ariylar va Maturidiylar. Bularning hammasini oxiri hasrat deyapti. Endi biz doim yaxshi gumon qilib, bir musulmonning oqibati yaxshi bo'lsin deymiz har doim. Endi bu odamlarni o'zini oqibati hali hasratmi, hasratmasligi hali so'roq. Katta-katta ulamolarga til uzatgan odamning oqibati yaxshi bo'lmaydi. Imom Navoviydan bir gap bor. Mashhur bir alloma, nomlarini zikr qilmaymiz. Vafot paytida tillari tutilib qolgan, kalima keltira olmagan. Va mashhur alloma, juda ko'pchilik taniydigan alloma.
Ve bunu soruşkende etkiler ki bu adam ulamalarına til tekkizerdi degen. Katta zatlarına til tekkizgen adamını ölüm peytide tili tutulup aladı. Bu var degen. Katta ulamalarının gepleri. Biz akıbet yakşı buluşunu haklıyımız hammamızdakini. Lekin Abu Hamid al-Ghazaliler Hüccetil İslam namı bilen meşgur. İmam Cüveyniler İmamul Harameyni namı bilen meşgur. Fahruddin Raziler Musahhihu Ahlü Sünnet namı bilen meşgur. İmam Maturidi İmamul Huda namı bilen meşgur. Bularını bütün ümmet başıga kütergen. Bugünge kadar bularını kıyan işlerini bahası bebaha bugün. Bular çıkvalı bularını cahliyat diyepti. Ularını akıbeti hasrat diyepti. Ular diyepti Allah Subhanahu wa Taala'nın sıfatlarını inkar qilgan deyapti. Bu tuhmatlarga kimdir cevap berish kerak. Bu malaka oshirishlarimizdan ko'zlangan maqsad ya'ni har doim kimgadir gapirib o'tirish emas. Imomlarimizga hujum bo'layotgani uchun imomlarimizni himoyasiga yo maqola bilan, yo so'z bilan, yoki talabaga dars o'qitish bilan o'rgatishimiz kerakligi zaruratligi kelib chiqadi. Bo'lmasa, ortada faqat adovat kelib chiqyapti. Men Abu Hamid al-Ghazaliyni o'zimga imom deb bilaman. Bu kishining atrofida o'tirgan odamlarning zehnida nima shakllandi hozir? Abu Hamid al-Ghazaliy hasratdagi odam. Sening ustozing G'azoliymi? Ha, sen hasratdagi odamning shogirdisan. Shakllanyapti shu. Natija shu, ko'zlangan maqsad shu. Alloh taolo bu makr, xila va katta-katta ulamolarga otilgan bu o'yinlarni o'zi samarasini yo'qqa chiqarsin, musulmonlarni birlashtirsin. Suhbatimiz menimcha qisqaroq shundan iborat. Raddiya bo'ldi bugun. Savol yo'q bo'lsa kerak-a? Yo, bitta nima bor edi, mana hozir joriya to'g'risida bor-ku. Endi dam olish hazratlaridan so'radim-da shu masalani. So'rasam o'sha aytdilar. Kim o'sha kishi? Shu dars beradi, dam olish. Ha. Ha, notu dedi. Sonra zamanlar bu halı hakikaten sapa bulmayan bu gün diyen miydi? O vaxtdaki cahiliyetteki adamlar da o anında bizi ilahlar şu adı yerde görürdü. O bitti sıfat, bitti cihat o. Cevabı bitti o. Cevabını tutup demek o Osmanlı dediğinde demek bu da karışmaması diye manada. Mekanın iki kıl manası yani var. Bugün toktarsayız, gap yok. Ben Allah'a beş de rivayet giden bu hakkıda. 5 rivoyat bor. Hammasini jamlaganingizda umumiy ma'nosi ko'p. Qanaqa javob berish kerak, nimaligi? Makon, makonat ma'nosi ham bor. Makonat. Masalan, sizning qavmi ichida o'rningiz bor desam, qanaqa o'rningiz bo'ladi siz? Unda kursi qilib yasab olib, o'sha yerda o'tirgan o'rningiz bo'ladimi? Obro'yingiz bo'ladi, martabangiz bo'ladi, makonatingiz bo'ladi. Men jamoaning ichida o'rnim bor. Desem o menga nisbatan makon nisbat berilmaydi unda. Makon fissamo degan agar ayna Alloh kalimasidagi ayna kalimasi ayna qayerda makonga nisbatan ishlatiladi desa bu joyda makon deyilmaydi. Allohga nisbatan ishlatilar ekan makonat ishlatiladi. Makonat bo'lgandan keyin tamam fissamo biz ham fissamo deyishidan qo'rqmaymiz. Allohni martabasi makonati ulug' degan u. Cismi manada, makan manası da biz çüngen partanın üstünde telefon turup dediğin manada mes. Makanat manası da değil. Bu bunu okşayan cevaplar yok. Bunu tafsilatı bilen verilgen. Allah'ta suhbet yapıyken biz. Lekin onu eşitişmeydi bunlar. Bunlar özleri yakış kurgen, özleri hoklagen adamını hak değişliği bilen kifayelerini konuşken. Maksadımız hüccetini kayım kılış. Hüccet kayım. Karşımızga çıkıp durup aytib Allah'ın zatı bilen osmonda mingta dalil var dedi. Bir tane dalil keltirsin, hamma gapimizdan qaytamiz. Bir tane dalil yok. Zatı bilen degan. Allahu fisseme bizatihi degan. Aynen şuna kadar. Zatı bilen deyipti de bu. Arapçası şuna kadar. Allahu fisseme bizatihi degan birar tane sahih rivayet yok. Yok. Mingta dalil bordi yolg'on gapiryapti. O'zini o'zi bitta aqida tashkil qilib olyapti. Bizga
nisbat beryapti-yu, bular aqida qilib oladi-da, keyin Qur'on to'g'ri kelmasa, sunnat to'g'ri kelmasa, uni inkor qiladi deyapti. Aynı şu cümle ularga tegishli. Bular bitta aqidani yasab olgan, Allohni osmonda deb makon nisbat berib olgan, endi qolgan gaplarni hammasini shunga moyil qilaveradi. Alloh taolo o'zi inson bersin. Boshqa gap yo'qmi? سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لو لا دوخ الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم تقبل منا منك أنت السميع العليم. يا ربي حمد رمزة. رب رمزة عقبة لبر حقيقي صراط المستقيم توبي يلد حمد رمزة إذا دوامك. Dünya arkadaş kardeşliklerden uzun panah verir. Damlamızın umurlarını uzak kılır. Uzak yıllar hak dinge, Kur'an-ı Kerim'ge hizmet kılıp uzun razı olurken bahtlı, saadetli bendelerinden tekin. Uzak yıllar halkımızge halis hizmet kılıp uzun razı olurken bahtlı bendelerinden tekin. Allahümme Rabbena atina fi dünya hasana ve fil ahireti hasana. Allah. Rahmet. Teşekkür ederim.